18. saatle yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk günü gündemimize her zaman olduğu gibi hızlı ve seri bir şekilde göz atmaya çalışacağız. Ana gündem konumuz geçtiğimiz haftadan itibaren konuşulan, tartışılan ve gelişmeleri size aktardığımız Cumhuriyet Meclisi'ndeki meclis başkanlık seçimiyle ilgili olarak. O seçimle ilgili bir takım bugün partiler içerisinde değerlendirmeler, gelişmeler yer alıyor. Ulusal Birlik Partisi, parti meclisi toplanarak meclis başkanlığı için yeni bir adayla yola devam kararı aldı. Parti meclisi toplantısının ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel kısa bir açıklamada bulundu. O açıklamanın detayına şimdi göz atacağız ama hükümet ortaklarıyla ilgili de hükümet ortaklarında kendi içlerinde değerlendirmeleri vardı. Yeniden Doğuş Partisi'nin MYK toplantısı vardı. O toplantı sonrasında YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'nın açıklamaları vardı. Ona da göz atmaya çalışacağız. Şimdi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisi toplantısı sonrasında yeni adayla ilgili kararıyla ilgili o açıklamasına bir anımsayalım, göz atalım. Sonrasında bu gelişme ışığında diğer partilerin görüşü nedir, onları sizlere aktaracağız. Kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nı seçip biz çalışmalarımıza başlamamız lazım. Ve bu doğrultuda Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili grubu Sayın Zorlu Töre'yi gösterdi. Ve Zorlu Töre dört turda istenilen oyu alamadığı için ikinci bir adaya geçtik. Orada da istenilen oyu alamadığımız için bütün grubun kararıyla tekrardan Zorlu Töre'yi aday yaptık. Ve beş tur oylandıktan sonra beşinci turda hayır oyları evet oylarından fazla olduğu için bizim ülkemiz bir hukuk devleti. Bizim ülkemiz demokrasiyle idare edilen bir ülke. Savcılıktan görüş istedik. Yani hukuk dairesinin görüşüne müracaat ettik. Ve hukuk dairesinden aldığımız görüş ışığında bugün partimiz önce MYK'sını sonra yeni seçilen parti meclisimizi toparlayıp bunları saatlerce beri tartıştık. Ve artık ülkemize Ulusal Birlik Partisi'nin hizmet etmesi için bu yaşadığımız süreci aşmak için yeni bir adayla yolumuza devam etmemizi parti meclisimiz oy birliğiyle karar vermiştir. Yeni bir adayla yola devam etme kararının oy birliğiyle alındığını Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel basına bu yönde açıklama yaptı. Parti meclisinin oy birliğiyle aldığı kararı. O toplantı sonrasında bu kez Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel milletvekilleriyle özel bir de toplantı gerçekleştirdi. Daha detaylı bir şekilde alınan karar ışığında kendi içlerinde bir değerlendirmeleri oldu. Bu arada Perşembe günü Ulusal Birlik Partisi grubunun toplanacağı ve yeni adayın isminin belirlenmesiyle ilgili olarak toplantı, yeni adayın Perşembe günü Ulusal Birlik Partisi grup toplantısında açıklanması bekleniyor. Bu yönde bir karar var. Perşembe günü Ulusal Birlik Partisi grup toplantısı gerçekleştirilecek. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nde bu yöndeydi. Ne olmuştu? Sabah saatlerinde aslında Başsavcılıktan gelen olumsuz görüş sonrasında Ulusal Birlik Partisi'nde önce kendi içinde bir değerlendirmesi oldu MYK toplantısı, sonrasında da parti meclisi. O toplantıya Cumhurbaşkan Vekili Zorlu Töre de katılmıştı ama o toplantı sonrasında Sayın Töre'ye Başsavcılıktan olumsuz görüş alındı, değerlendirmeniz nedir şeklinde sorular yöneltildi. Ancak Sayın Töre tüm sorulara yanıt vermeden oradan Ulusal Birlik Partisi'nin Köşkü Çiftlik'teki binasında
tarafından ayrıldı. Sonrasında ise Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisi toplantısıydı ve o toplantıda alınan kararı Genel Başkan Başbakan Ünal Üstel'in aldığı açıklamayı ekranlarınıza taşıdık. Cumhuriyetçi Türk Partisi de kendi içinde şu an toplantı yapıyor. CTP MYK toplantısı halen devam ediyor. O toplantı sonrasında da Ulusal Birlik Partisi parti meclisi gibi CTP parti meclisi de kendi içinde değerlendirmede bulunacak. CTP'ye de söz vermek istedik ancak şu an MYK toplantısında oldukları için konuşmanın doğru olmadığını, toplantılarının devam ettiği yönünde açıklamaları vardı. Şimdi YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ile konuşacağız. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel bu yönde bir karar aldı. YDP çünkü sabah MYK'sını toplamıştı. Sayın Arıklı merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum senden. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi UBP'den bu yönde bir karar alındı. Yeni bir adayın yönünde yola devam etme kararı alındı. YDP olarak sabah saatlerinde toplantı yapmıştınız. Bir takım mesajlar vermiştiniz. Şimdi geldiğimiz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii mesele hükümet meselesi değil, hükümet krizi değil. Mesele Ulusal Birlik Partisi'nden kaynaklanan, Ulusal Birlik Partisi'nde bazı milletvekillerinin ortaya çıkarmış oldukları bir kriz. Bunun adını düzgün koymak lazım. Biz Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi olarak Ulusal Birlik Partisi'ni çıkaracağı adayın kimliğine bakmaksızın o adaya tam destek vereceğimizi en başından söyledik. Ve bu konuda da herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ama görünen işte bazı milletvekillerinin ince hesaplarla kendi adaylarına, kendilerini desteklediği adaya destek vermediklerini üzülerek gördük. Yani aşağıda grup toplantısında çok ciddi şekilde, kararlı bir şekilde hatta söz vererek destek verecekleri yönde söz vererek adayı belirlemelerine rağmen yukarı çıktıklarında kapalı kapılar ardında onu bir türlü yapamadılar, başaramadılar. Şimdi tabii parti MYK'mız ülkenin bu kadar ciddi bir krizin içindeyken hem ülkenin kendi iç sorunları hem de Sayın Cumhurbaşkanı yarın New York'ta Guterres'le ve Hristodulis'le bir yemek yiyecek. Herkesin bildiği şey 15 bin kilometre yol tepecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'na orada sadece bir yemek yedirip de güle güle kardeş, hoş geldin, sefalar geldin, yolun açık olsun denilmeyecek elbette. Orada mutlaka masanın üzerine bir şey konulacak. Bu masanın üzerine konulacak şey hemen akabinde de 4+1 bir toplantı daha öngörülecek. Biz bunları konuşmamız gerekirken ve Güney Kıbrıs Hristodulis'i New York'a gönderirken, ona her türlü desteği verirken, iktidarıyla, muhalefetiyle destek beyan ederken bizde maalesef bu olmadı. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifasını dahi istedi. Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajların, savunduğu sizin Kıbrıs Türk'ünü temsil etmediğini dahi söyleyebildi. Sayın Cumhurbaşkanı giderken maalesef arkasından bu şekilde bir çalışma yapıldı. Bunları konuşmamız, bunlara yoğunlaşmamız gerekirken bir meclis başkanlığı ki sembolik bir makamdır. Bir meclis başkanlığına takıldık, kaldık ve bir haftadır bunun dışında başka bir şey konuşmuyoruz. Ve benim MYK'm da artık buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Ulusal Birlik Partisi'nin sağduyu çağrısında bulunuldu ve bir an evvel adaylarını belirleyip bu noktadan sonra o adayın arkasında da durmalarını istedi. Aksi takdirde hükümetten çekilmek de dahil her türlü karar alma konusunda bana yetki verdiler. Ben de buradan söylüyorum. İlk turda daha doğrusu ilk belirlenen adayı 5. turun sonuna kadar seçmek için gayret gösterelim. Hatta ilk turdan seçelim. Ama bilinsin ki 5. turda bu aday seçilmezse, Ulusal Birlik Partisi'nin adayı seçilmezse Yeniden Doğuş Partisi
hükümetten çekilme konusunu yetkili kurullarına götürecek. Bunu ben tek başıma almam bu kararı. Yetkili kurullarına götürür ve hükümetten çekilme yönünde karar alır. Çünkü benim MYK'm artık bu oyunun toplumun rezalet olarak nitelendirdiği bu oyunun bir parçası olmak istemiyor. Bunu açıkça beyan ediyorum burada. Şimdi endişeniz var mı? Yani Perşembe günü belirlenecek, odaklanmamız gerekiyor diyorsunuz Kıbrıs konusuna ve hükümetin yapması gereken diğer işler var. Ancak meclis başkanlığı ile ilgili, o da Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içerisindeki çatışmalar, farklı görüşlerden bu noktaya gelindiğini ifade ediyorsunuz. Şimdi Perşembe günü yeni bir aday üzerinden gidilecek. Ama diyorsunuz ki aşağıda farklı konuşuluyor. Parti içeride diyorsunuz, genel kurulda daha farklı bir oylamaya gidiliyor. Yine bir endişeniz var mı? Duruşunuz ne olacak? İlk 4 turda sonuçlanabilecek bir yeni aday üzerinden nasıl bir yol belirleyeceksiniz YDP olarak? Yani gönül ister ki ilk turda bu işi bitirelim, Cumhuriyetçi Türk Partisi de desteklersin. Çünkü geçmişte mesela Teberrüken Uluçay, CTP'nin adayı, ilk turda seçilmişti. Hem de 40'ın üzerinde oyla seçilmişti. Yine aynı şekilde Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de ilk turda konsensüsle seçilmişti. Geçmişte de buna benzer Hasan Bozer yine aynı şekilde ilk turda seçilmişti. Her nedense CTP bu sefer memleketi krize sürüklemek için bu konsensüsten kaçındı. Yani herkes biliyor ki meclis başkanlığı iktidar partisinin, büyük partinin, grubu olan partinin başkan yardımcısı ana muhalefettir. Hal böyleyken meclisi kilitleyerek, süreci bu kadar zorlayarak CTP bu işten nemal almak istiyor. Hükümet krizini büyütmek istiyor. Ve maalesef bazı UBP'li vekiller de bilerek veya bilmeyerek bu tuzağa düşüyorlar. Gönül istiyor ki Ulusal Birlik Partisi ile CTP bu konuda uzlaşsınlar. Hiç bize gerek kalmadan meclis başkanlığı ve başkan yardımcısını konsensüsle seçsinler ve birlik ve beraberliği gösterelim. Çünkü yarın Perşembe günü veya daha sonra meclis başkanlığında bu kriz, yaşanan kriz elbette ki başkan yardımcılığını da etkileyecek. Yani şimdi soruyorum, başkan yardımcılığına CTP aday önerecek. Ulusal Birlik Partililer kuzu kuzu evet diyecekler mi? Yani biz mesela hayır diyeceğiz. Beşinci turun sonuna kadar asla oy vermeyeceğiz. Red oyu vereceğiz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani herkes biliyor ki başkan yardımcılığı da CTP'nin hakkı. Ama CTP iktidarın burnundan adeta tuttu, sürdükçe sürüyor, burnundan getiriyor. Bunun da elbette bir bedeli olacak. Olması lazım. Gönül istiyor ki ilk turda bu seçim yapılsın ve bir an evvel bu krizden kurtulalım ve ülke gündemine dönelim. Çünkü ülke gündemi gerçekten çok nazik bir süreçte yaşanıyor, devam ediyor. Ve bana göre New York'ta gelecek olan haberler de bizi yeni bir sürecin içine sokacak gibi duruyor. Şimdi tabii ki diyorsunuz bir bedeli olması lazım Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından da. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi bir vekilinin size yönelik olarak eleştirileri vardı. İsmini de verelim, Sarın Solyalı katıldığı bir programda size yönelik eleştiride bulundu. Sert dille sizi eleştirdi. Erhan Bey bu aralar çok fazla konuştu ancak söylediklerinde doğruluğunu tutturamadı. Gündeme gelme çabası içinde olduğunu biliyoruz şeklinde ifadeleri var. Bunu da nasıl yorumluyorsunuz? Yani diğer taraftan da benim partimde diyor ki konuşmayalım çünkü normalde mesele Ulusal Birlik Partisi'nin meselesi, onlar konuşması lazım diyorlar. Ama netice itibariyle ben partimin görüşlerini, duruşunu açıklamak zorundayım. Hükümetin bir parçasıyım. Yani ortada yıpranan bir hükümet varsa, bir hükümetin bir üyesi olarak, hele hele koalisyon ortağı olarak elbette konuşmak zorundayım. Pozisyonumuzu açıklamak zorundayım. Şimdi öngörülerim tutmamış. Benim öngörüm tam da cuk oturdu. Ben başsavcının
bu mahalle baskısına direnerek bu oylama geçerli diyemeyeceğini biliyordum. Son birkaç günde bunu söyledik sosyal paylaşımlarımda. Gerçekten de çok zordur. Sayın Başsavcı'nın bu ortamda kalkıp da evet bu oylama geçerli demesi çok zordu. Çünkü kamuoyu bu şekilde artık yönlendirildi. 23-25'te nasıl büyük olur şeklinde bir motto geliştirerek başsavcıyı baskı altına aldı. Halbuki aynı başsavcının başka ortamlarda bizim tezimize benzer tezler ileri sürdüğü de biliniyor. Ama başsavcı zevairi kurtarmak için sevgili başsavcım 10. maddeyi de yorumlamayı bize bıraktı. İyi de 10. madde zaten tartışmalı. Bu 10. madde ışığında sen bunu oylaman ya da yorumlaman gerekirken bunu yapmadın. Neyse bu tartışmayı geride bıraktım ben. Evet. O konuya çok da girecek değilim. Netice itibariyle Sayın Başsavcı görüşünü vermiştir. Şimdi bir yeni süreç başladı. Dediğiniz gibi Perşembe günü mü olur, daha önce mi olur bilmiyorum. Perşembe günü bir toplantı olacağını, grup toplantısı olacağı şeklinde haberler var. Önemli değil. Ben yarın zaten Türkiye'ye gidiyorum. Büyük ihtimalle çarşamba akşamı döneceğim. Türkiye'de de teşkilatının Ulaştırma Bakanlığı'nın bir toplantısı var. Ona katılmak durumundayım. Netice itibariyle biz Ulusal Birlik Partisi'nin seçeceği, tayin edeceği ya da belirleyeceği adayın sonuna kadar arkasında olacağız. Demokrat Parti'nin de bu yönde bu şekilde düşündüğünü biliyorum. Ortakların, beş ortağın oyu şaşmaz bir şekilde UBP'li adayın arkasında olacak, yanında olacak. Şimdi Sayın Töre Cumhurbaşkanı vekili, Sayın Cumhurbaşkanı Perşembe günü adaya dönecek mi? Bilginiz var mı? Döner mi Perşembe'ye? Yani giderken Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşmuştuk. Yemeği yer yemez hemen dönmeyi planlıyordu. Ama orada dediğim gibi masada ne olacak onu bilmiyorum. O masada masaya konulacak olan şey müzakere edilecek mi edilmeyecek mi onu da bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı yemekten sonra hemen dönmeyi planlıyordu. Bunu yarın göreceğiz ben de. Dolayısıyla eğer Sayın Cumhurbaşkanı dönerse Sayın Töre'nin meclisi açması gerekiyor, öyle değil mi? Normalde öyle olması lazım. Evet. Bizi Perşembe günü yoğun bir gündem bekler mi? Yani şu anda CHP'nin de bir toplantısı var. O toplantıda ne karar çıkacak bilmiyorum. Ama herkesin bilmesi gereken bir şey var. Yani CHP'liler zannediyorlar ki diğer siyasi partiler kendileri gibi ideolojik bir partidir ve politbüro ne karar verirse bütün milletvekilleri otomatik o karara uymak zorundadır. Bunu bir türlü diğer partilerin parti içinde demokrasi, parti içi demokrasiye sahip olduklarını, her milletvekilinin kendine göre bir takım düşüncelerle, sahiplerle hareket ettiğini bir türlü anlamak istemiyorlar. Biz politbüronun kararına uyuyoruz. Bütün siyasi partiler bizim gibi olmak zorundadır diye düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Yani Ulusal Birlik Partisi'ne kızıyoruz elbette ama bilmemiz gereken bir şey var. Bu milletvekilleri özgür iradeleriyle o sandığa şeye giriyorlar, gizli oy kullandıkları yere giriyorlar ve orada özgür iradeleriyle davranıyorlar. Kızabiliriz, eleştirebiliriz, yapmayın, ülkenin önünü tıkamayın diyebiliriz ama bu netice itibariyle partinin içerisindeki bir olaydır. Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içinde çözmesi gereken bir olaydır. Her parti Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi ideolojik bir parti değildir. Orada kararları politbüro veriyor. Herkes de bu politbüronun kararına uymak zorunda. Ama diğer siyasi partilerin yapısı farklı. Dolayısıyla UBP'nin kendi içerisinde vereceği karar doğrultusunda aslında mecliste de oy verirken de o birlikteliğin sağlanması gerektiğini anlıyoruz söylediğinizden. Ki tekrar bir sorunla, kaosla karşılaşmamak için. İnşallah sorun Perşembe günü ise Perşembe günü çözülür.
tek adaylı ama birliktelik olması gerekiyor. Yoksa aynı tabloyla karşı karşıya kalınabilinir. Yani bana göre bu iş tüzük yanlış yazılmıştır. O yanlış yazılan iş tüzüğe uygun hareket etmek gerekiyor. Belki de Ulusal Birlik Partisi iki tane aday çıkartır. Çünkü beşinci turda diyor ki en çok oy alan aday diyor. Şimdi tek adayla gittiğinizde yine aynı anomaliyle karşılaşabilirsiniz. O zaman Ulusal Birlik Partisi iki aday çıkarsın ve bu iki adayın içerisinde en yüksek oy alan aday olsun, başkan olsun. Yani iş tüzüğün ruhuna uygun hareket edelim, yanlış da olsa. Şimdi bir takım yorumlar yapıldı. Siyaset hukuk sistemini zorluyor şeklinde. Bunu nasıl yorumlarsınız Sayın Başkan? Yani birkaç gündür bu yönde de yorumlar, bir takım görüşler ortaya atıldı. Yani siyaset hukuk sistemini zorlasaydı Sayın Başsavcı bu oylama geçerlidir diye çok açık bir şekilde görüş beyan etmesi lazımdı. Ama kamuoyu bana göre hukuk sistemini zorluyor ve Sayın Başsavcı daha önce başka ortamlarda sarf ettiği o düşüncelerinden vazgeçti ve evet oyları çok olmalıydı. Hayır oyları çok olduğu için bu seçimde Zorlu Töre aday olan Zorlu Töre başkan seçilememişti bir yönünde. Fikir beyan etti. Saygı duyuyorum. Tekrar o tartışmaya girmek istemiyorum. Ama bana göre herkesin bildiği bir şey, iç tüzükteki bu madde son derece yanlış ve eksik yazılmıştır. Belki bu seçimden sonra biz daha bu olayın yaşanmaması için mecliste bu konuyu ele alıp bunu çok açık ve sarih bir şekilde yazmak gerekiyor. Yani yukarıda salt çoğunluk arayacaksınız ilk 4 turda ama 5. turda en çok oyu alan kazanır diyeceksiniz. Tek adaysa niye seçim yapıyorsunuz kardeşim? Yani gerçekten anlaşılmaz bir durumdur. Mesela eski başsavcı bizim düşündüğümüz şekilde görüş beyan etti. Ama dediğim gibi artık bu tartışmalara girmenin bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Çünkü yeterince yorulduk. Şimdi ana muhalefet yeniden Ulusal Birlik Partisi bu işi çözsün der mi sizce? Yani diyebiliriz. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu tekrar söyleyebilir tutarlılık açısından. Çünkü geçen salı günü UBP kendi içinde çözsün diyerek anayasal görevini yerine getirmedi. Fazilet Özden Efe meclisi açmadı. Açması gerekiyordu. Ama açmadı. Televizyonda açmam lazım, ben gidiyorum, açacağım dedi. Ama meclise geldiğinde grup dedi ki hayır açmayacaksın. Dedim ya az önce politbüronun kararları her şeyin üstünde CTP'de. Ve orada Fazilet Özden Efe meclisi açmadı, anayasal görevini yerine getirmedi. Yine aynısını yapabilir pekala. Bunu birazdan CTP'nin yaptığı toplantıdan sonra öğreniriz hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kendi içinizde bir değerlendirmeniz oldu mu hükümet ortakları olarak son durumla ilgili? Birazdan belki bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Çok sağ olun Sayın Başkan. Kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar. Evet, meclis başkanlığıyla ilgili olarak sizlere aktarmaya çalıştık gelişmeleri. CTP'de toplantı devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisinde alınan karar ve bu karar doğrultusunda da hükümet ortaklarından YDP'nin görüşünü sizlere aktardık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde Rum lider Hristodolis'le New York'ta gayri resmi bir akşam yemeğinde bulunacak. İşte bu yemek öncesinde adadan ayrılmadan önce basına kısa bir açıklamada bulundu ve egemenlik hakkımızın teslim edilmesiyle gerçekleşecektir mutlaka müzakere zemini şeklinde vurgusu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini bir anımsayalım. Sonrasında gündemin diğer önemli konu başlığını konuşacağız. Egemenlik hakkımızın, ki bu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki verdiği mücadeleden, buradaki fedakarlıklarından, buradaki halk olarak
yıllardır varlığından kaynaklanan, özden gelen dediğimiz egemenlik hakkının teyit edilmesiyle ancak mümkün olabilir. Kıbrıs Türk'ü kendi hakkını arıyor. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde bu ülkede varlığımızı sürdürmek için elbette ekonomik mücadelede bir takım bu kısıtlamaların üzerimizden kalkması için mücadele ediyoruz. Bu emekte elimden geldiği kadar sorumluluk bilinci içerisinde tecrübemle, bilgi birikimimle verdiğim mücadelede orada Kıbrıs Türk halkının haklarını ve milli davasını savunmaya çalışacağım. Evet, Kıbrıs Türk'ünün haklarını savunmaya çalışacağım dedi Cumhurbaşkanı New York hareketinden önce. New York'taki gayri resmi akşam yemeğinde mülkiyet konusu da gündeme gelebilir. Bu konunun da gündeme gelebileceği ile ilgili eski müzakerecilerin, baş müzakerecilerin bir takım ifadeleri, söylemleri vardı. Bugün sabah saatlerinde mülkiyetle ilgili, mallarla ilgili taşınmaz mal sorunları gündeme taşındı. Metehan'a bir yürüyüş gerçekleştirildi. Hakların Korunması İnisiyatifi mülkiyet hakları için bir eylem yaptı. O eylemde önemli mesajlar verildi. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı eylemle ilgili olarak basına sabah saatlerinde Metehan'da açıklamada bulunmuştu. Şimdi birazcık konuyu Sayın Esendağlı ile konuşmaya çalışacağız. Şu anda telefon attığımızda. Sayın Esendağlı, merhabalar. Merhaba Selma Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi mülkiyet, ciddi taşınmaz mal ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor ve her geçen gün bu sorunla ilgili Rum tarafının engellemeleri daha da giderek artıyor. Şimdi bugün bir takım mesajlar verdiniz aslında ama birazcık değinelim. Bu eylem yapıldı, eylemle ilgili mesajlar verildi. Bundan sonraki süreçte hakların korunması inisiyatifi nasıl bir tavır sergileyecek veya ne tür mesajlar sık sık verilmeye çalışılacak? Evet, temel hakların korunması inisiyatifi ve özellikle Barolar Birliği konuya tamamen hukuki açıdan yaklaşmaya çalışıyor. Yani Kıbrıs sorunu yılların çözemediği, politik yönü çok ağır basan bir sorun. Elbette ki buradaki çözüm merciği iki tarafın da seçilmiş yönetimleridir, liderleridir. Ancak mülkiyetin Kıbrıs sorununun çok çetrefilli sorunlarından biri olduğu, yıldan yıla müzakerelerde ana başlıklardan biri olduğu gerçeği bir kenarda duruyor. Durum böyleyken ve Kıbrıs Türk tarafında özellikle inşaat sektörüne, inşaat sektörünün yoğunluğuna, çevreye ilişkin etkilerine, yabancılara mal satışının doğurduğu fayda ve veya zararlara bir kenara bırakalım. Çünkü bunlar eleştirilebilecek olan hususlardır. Ancak Rum tarafının resmi politik tezlerini desteklemek adına veya Kıbrıs sorununun bu önemli konusunda kendi menfaatine çözüm sağlamak adına kişileri hedef alan cezai enstrümanlara başvurması, kişisel cezalandırma yoluna başvurması, tutuklamalara ve ceza yargılamalarına yönelmesi hem Kıbrıs sorununun gerçekleriyle hem de Kıbrıs konusunda uluslararası hukuk tarafından desteklenen pozisyonla örtüşmemektedir. Bugüne kadar daha önce Londra'da yapmış olduğumuz basın açıklaması, Strasbourg'da yapmış olduğumuz girişimler de aynı yöndeydi. Bugünkü eylemin merkezi de bu noktadır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin süregelen içtihadı, bugün itibariyle Kıbrıs'taki mülkiyet konusuna yaklaşımı ile Rumların bu girişimleri örtüşmemektedir. Bu hususta Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan ses yükselmesi, uluslararası alanda özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi noktasında bu sesin yükseltilmesi, sivil toplumun ve devletin bu noktada aynı duruş sergilemesi çok önem arz etmektedir. Bu sadece şu an tutuklu olan kişileri veya inşaat sektörünü veya inşaat sektörünün patronlarını ilgilendiren bir husus değildir. 1974 öncesi
Rum kayıtlı olan taşınmaz malları, mallarla ilgili kullanım, tasarruf, herhangi bir işleme, aracılık gibi bir pozisyonda olan tüm Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak potansiyel bir tehlike taşıdığını fark etmemiz gerekir. Bizim ortaya koymaya çalıştığımız duruş budur. Verdiğimiz mücadele bu noktadadır. Özellikle Kıbrıs Türk toplumunun yarınlarına ilişkin bir hapsetme, özgürlük kısıtlama, iyice alan daraltma gibi bir duruma uğramamak adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bu yönde daha fazla ses vermek gerekiyor, öyle değil mi? Çok yüksek ve bütünlüklü bir ses vermek gerekiyor. Bu noktada birazcık Rum tarafına örnek almak gerekiyor. Yani bu noktada endişeniz var. Daha böyle güçlü ve bütünlüklü ses verme noktasında tam yeterli değiliz. Ve bununla da ilgili endişeniz var önümüzdeki süreçle ilgili. Aynen. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Kısa oldu ama detaylı bir şekilde konuşulacak konu. Çok sağ olun Sayın Başkan. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. 18. saati burada noktalayalım. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.